Antalya'da ormanın içinde kurulan bir eğlence merkezince aslan safarisi düzenlenmesi tepkiye neden oldu. Ziyaretçiler telle çevrili kamyonetle 5 dönüm alan içinde bulunan 11 aslanın arasında geziyor. Hayvanseverler tepkili. Vahşi doğanın en güçlü hayvanlarından biri, lider özellikleriyle ormanların kralı. Ancak onlar ormanlardan mahrum bırakılan aslanlar. İnsanların görmesi için birkaç dönüm alanda sıkışmış durumdalar. Hayvanların doğal yaşam alanlarından koparılması ve bir de telle çevrili kamyonetle aslan safarisi düzenlenmesi tepki çekti. Burası Antalya'nın Kepez ilçesinde orman içinde birçok eğlence alanının bulunduğu bir işletme. Etrafı çevrili alanda bulunan aslanlar görevlilerce besleniyor. Telle çevrili kamyonetle aslanların bulunduğu alanda gezi düzenleniyor. Hayvanseverlerse bu görüntüye tepkili. Bir tel arabanın içinde ziyaretçiler aslında arazinin içinde geziyor. Ancak korunaklı değil. Bir kere arabaya herhangi bir sorun çıkarsa yürüyen tel arabada insanlar orada mahsur kalacak. İkincisi hayvanlar dışarıya kaçarsa bu kez yine bedelini hayvanlar ödeyecek. 5 dönümlük arazi içerisinde 11 tane aslan tutuluyor. Bu aslanların üretim çiftliğinden, Balıkesir'den geldiğini öğrendik. Ancak o üretim çiftliğinin de bir ruhsatı var mıdır henüz belli değil. Çünkü Türkiye'ye çok yabancı bir konu. 20 dakika süren aslan safarisinin bedeli yetişkinler için 100, 6-12 yaş arası çocuklar için 75 lira. Hayvanseverler aslan parkının mevzuata aykırı olduğunu söylüyor. En çarpıcı olansa buranın ruhsatsız olması. Yani ruhsatlandırma şekli nedir? Yetkili kurumlara Can Dost Derneği olarak da bir başvurumuzu yaptık. Burası nasıl ruhsatlandırıldı? Ruhsatsızsa nasıl açılışına izin verildi? Bunları öğrenmek adına dolayısıyla mevzuata aykırı olduğu için de hayvanların doğal yaşam alanlarına götürülmesine talep ettik. Cevap bekliyoruz şu an yetkili kurumlardan. Hayvanseverler aslanların doğal yaşam alanlarına bırakılmasını bekliyor.